Bugün okul aile birliğimiz adına burada sesimizi duyurmak için geldik. Mimar Sinan Lisesi'nin yıkılacağı gündeme geldi. Ve bizim Atatürk Ortaokulu'na lise öğrencilerinin geleceği söylendi. Bu kesinleşmiş gibi bize bildirildi. Fakat bizim çocuklarımız ortaokul öğrencisi, lise çocuklarıyla aynı yerde olmasının birçok sorun getireceğini düşünüyoruz. Çocuklarımız bizim okul çıkış saatinden sonra DYK kurslarına katılıyor. Her ailenin bütçesi yok ki özel dershanelere yazdırsın. LGS'ye hazırlanacak mesela seneye çocuğum benim. Ve bu DYK kurslarından da faydalanmak istiyoruz. Ama lise gelirse, öğleden sonra lise ders yaparsa bizim çocuklarımız nasıl faydalanacak? Artı cumartesi, pazar hadi bu dersleri vereceklerini söyleseler de lise çocukları da üniversiteye hazırlanıyor. Hangimize DYK kurslarını vermeyi planlıyorlar? Lise çocuklarıyla ortaokul çocuklarının yan yana olmasını hiç doğru bulmuyorum. O yüzden de sesimizi biraz duyuralım. Hani bunun için ne yapılması gerekiyorsa valimizden, Milli Eğitim Müdürümüzden rica ediyorum. Bugün Atatürk İlköğretim Okulu öğrenci velileriyle beraberiz. Kapanan Mimar Sinan Lisesi'nin, yıkılacaklar listesinde olan Mimar Sinan Lisesi'nin ilköğretim düzeyinde bir okula aktarılmasını öğrenci velileri olarak kesinlikle reddediyoruz. Hem pedagojik anlamda bir sorundur bu, hem de çok büyük bir halk sağlığı sorunudur. Omikron dalgası kapıdayken, pandemi sürecinde bu şartlar ve bu koşullarda çocuklarımızın eğitim almasını istemiyoruz. Aynı zamanda özel eğitimli okullarda özel eğitimli çocuklarımız var, anaokulları bölümleri var. Bu yüzden en azından yıkım kararının Haziran'a kadar, yani bu dönem kapanana kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Bu binalar madem tehlikeli, o zaman biz niçin eğitim sürecinde çocuklarımızı bu okullara yerleştirdik? Şikayetimizi bizatihi kendisi geldi, dinledi toplantısının olmasına rağmen. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyoruz.